Benim sakalım eskiden göbeğime kadar geliyordu. İlk akademi yıllarındayken ben sakalın sünnetinin hiç dokunulmaması olarak okudum. Peygamberimiz işte kabza miktarı keser diyor ama birçok sahabeden de örnek veriyor. Onlar hiç dokunulmazlardı diyor. Benim de yani tam göbeğime kadar geliyordu sakal. Böyle Nakşibendi şeyhleri gibiydi sakalım. Saçım ortadan ayırıyordum. Onu da uzatmıştım. Sünnet diye. Sürekli dişlerimi misvakla yıkıyordum. Sünnet diye. Diş fırçası kullanmıyordum. Dişimde küçük bir dolgu olduğu için Şafii mezhebini taklit ediyordum. Ayrıca Hanefi'ye ilave olarak Şafii mezhebini. Onu yapabilecek babayı ben yani Türkiye'de parmakla sayılır herhalde. Hem Hanefi hem Şafii'ye uymak. Bir de ben çok titiz uyguluyorum. Yani en ufak bir hata yapmamaya çok dikkat ediyordum. Onun için bilirim. Yani bütün detayları bilirim. Anlattığınız bir detay da vardı hocam. Sabah namazı ile ilgili. Aman aman şimdi sen Oktar İstahmet bir şeyleri söyleyebilirsin. Telgraf. Evet. Konuyu önceden söyle. Bir daha geri dönüşü de olmalı. Sabah namazında değil. Akşam 10 gibi falan, 10 gibi ben yıldırım telgraf çekmiştim. İstanbul'a. Ünlü bir alime, Şafii alimine. Şafii mezhebini taklit ettiğim için bir konunun fıkhi hükmünü bulamadım. Şimdi de şöyle bir durum var. Eğer diyor bir insan bir namazın farzını, vacibini, sünneti birbirinden ayırt edemezse namazı batıldır diyor. Baktım namaz kılamayacağım o zaman. Çünkü hükmünü çıkaramadım. Hanefi de biliyorum ama Şafii de bilmiyorum. İki mezhep taklit ettiğim için Şafii'nin o hükmünü öğrenmem acildi. Gece 10 gibi cevaplı yıldırım telgraf çektim İstanbul'a. Hocaya gece yarısı getirmişler. Hoca diyor ki ödüm koptu, bir şey oldu zannettim diyor. Sonradan söylüyor. Ya bayağı panik olduk diyor. Ayrıca panik olduk diyor. Gece bir gibi mi ne getirmiş eve? Yıldırım telgraf. Çünkü sabah namazına yetişmesi gerekiyor. Hoca da korkudan dolayı cevap vermemiş, vermedi. Bekledi, bekledi. Sabaha kadar bekledim gelecektin cevap. Sonradan cevap verdi. Bir gün sonra cevap verdi. Ben orada başka alimlerle konuştum. Şafii hocalarla.